15 Nisan 15 Temmuz arasında yapılan avlanma yasağı döneminde van balığı tuzlu sularda, sudalı sulardan tatlı sulara göç etmektedir. Bu zilandır, bendi mahidir, akköprüdür. Bu bölgelere göç etmekte. Şu anda 15 Temmuz'da da bu bölgelerde, yani derelerde, yani akarsulardan Van Gölü'ne doğru göç ederken yani günde 56.000-57.000 metre küplük kanalizasyon ve ehsal attık Van Gölü'ne akmaktadır. Burada Van Gölü'ne akmaktadır. Küresel ısınma ve yağış miktarlarının azalmasından dolayı maalesef gölde bir azalma görünmektedir. Bu üreme döneminde de hassasiyet gösterilmesi gerekiyordu. Bu avlanma yasağı döneminde de hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Böyle giderse zaten bilim insanlarının açıklamasına göre 20-30 yıllık bir Van Gölü'nün ömrünü kaldığını, bunun bir an önce Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkması gerektiğini bunu belirtiyoruz.